Belçika'da mesela görüyoruz. Hani Avrupa'nın göbeğinde, Avrupa Birliği'nin başkenti veya mesela kuzey ülkelerinde, Norveç'te falan görüyoruz. Ülkenin ana muhalefet partisi lideri tarifeli uçakla gidiyor. Güven hazır mıyız? Bir ver bakalım görüntüyü. Sizlere CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Kuzey Kıbrıs'a gideceğini duyurmuştuk. Kamuoyu bizden öğrenmişti. Ve bugün KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Özgür Özel CHP lideri olarak adaya gidiyor. Bakın görüntü yeni. Şu anda düştü ajanslara. CHP lideri Özgür Özel. Bakın yanına kim oturdu? Önceki gün yayınımıza aldığımız İlhan Uzgel oturdu. Bakın. Öbür tarafta Gamze Taşçıyer'i görüyorum. Parti meclisinde ve gölge bakan olarak da Çalışma Bakanlığı'nı takip ediyor. Hemen yanındaki hanımefendiyi tanıyamadım maalesef. Arkadaşlar eğer bilen varsa bana söyleyebilirler. Bir yolcu da olabilir. Muhtemelen bir yolcu. Bakın tekrar ediyorum. CHP Genel Başkanı... Evet. Diyalogtan öyle anlaşılıyor. İşte hal hatır soruyorlar. Çok ilginç. İlginç bir görüntü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarifeli uçağa binmiş. Yani normal benim gibi. Sizin gibi. Sade vatandaş gibi binmiş uçağa. Yanına kurmaylarını almış. Bakın İlhan Uzgel. Şimdi Gamze Taşçıyer ile konuşuyor. Gamze Hanım değil mi o? O galiba. Uçakta diğer yolcular da var. Bu da aslında çarpıcı görüntülerden bir tanesi. Yani Özgür Özel biraz farklı bir siyasetçi profili izleyecek. Bunu anlıyoruz. Şimdi Şeyma'ya dönelim. Bir dakika. Güven, çok özür. O fotoğrafı rica edeceğim önce. Şeyma'nın da olduğu fotoğrafı. Şimdi efendim bu fotoğraf dün öğleden sonra çekildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in meclisteki makam odası. Hemen yanında bakın. Bir öncekini rica edeceğim önce. Bir öncekini. Bakın şurada Şeyma. Halk TV çalışanı bizim arkadaşımız Özgür Özel. Hilal Köylü. Hilal'le de ne zaman konuşmuştuk? Galiba pazartesi. O da Ankara'nın sevilen gazetecilerinden. Şimdi diğer fotoğrafı rica edeyim. Diğer açıdan. Bu fotoğraflar dünden. Bu arkadaşımızı maalesef tanıyamıyorum. Bu Mahmut Ankara'dan. Deneyimli bir gazetecidir. Şimdi Ulusal TV'de görüyorum onu daha çok. Eskiden Anadolu Ajansı'nda çalışandı. Bu arkadaşlarımı da tanımıyorum. Kusuruma bakmasınlar. Ama işte Şeyma, Hilal, Mahmut ve... Şimdi Şeyma'ya dönelim. Şeyma, bu fotoğraftaki arkadaşlar kim ya? Başka kimler vardı? Bir söyleyebilir misin? Çıkaramadım ben ikisini. NTV, Habertürk, CNN'den muhabir arkadaşlarımız vardı. Sizin saydıklarınız vardı. Zannediyorum bu kadarız. Peki. Peki onu bize şimdi Şeyma bir anlat hele. Ne oldu, nasıl oldu, ne gördünüz, ne konuştunuz? Seni dinliyoruz dikkatle. Evet, aslında dün akşam saatlerinde bir araya geldik. İl başkanları toplantısından hemen önce bir aradaydık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyla. Dün ilk grup toplantısını yaptı. Aslında daha önce olağanüstü bir şekilde yargı krizine ilişkin bir toplantı yapmıştı grup toplantısı, ama rutin olarak dün ilk grup toplantısını yaptı. Sonra ziyaretçilerini karşıladı. Akşam saatlerinde de il başkanları toplantısından hemen önce son ziyaretçileri de biz basın mensuplarıydık. Bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Elbette sorularımız da oldu, gündemde olan sorularımız oldu. Şimdi cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi vardı ve orada bir A takımını açıkladı. Özgür Özel 14 kişiden 24 kişiye çıktı MYK'sı ve MYK'nın içinde de bir gölge kabine açıkladı. Bunun bir değerlendirmesini yaptı. Nasıl olacağını, nasıl çalışılacağını aktardı ve Özgür Özel şunu söyledi. Bazen MYK üyeleriyle ayrı toplantı alacağım, bazen de gölge kabine üyeleriyle ayrı toplantı alacağım dedi. Bunun sebebini de daha hızlı karar alınması için yapacağını ifade etti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde yargı krizi dışındaki gündemi yerel seçimler. Zira 1 Aralık itibariyle artık kamu görevlileri de, aday olmak isteyen kamu görevlileri de istifalarını verecekler. Az bir süre kaldı aday belirlemek için. Bu yüzden de yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırdılar. Bir ön seçim tartışması vardı. Bu konuyu biraz açtık Özgür Özel'le. Önümüzdeki pazartesi çok karar açıklayacağız dedi. MYK'yı işaret etti. Önümüzdeki MYK'da birçok karar alacaklarını söyledi. Pazartesi itibariyle bizde olan tüm il ve ilçe belediyelerinde anket yapacağız diye konuştu Özgür Özel. Ankette iyiye gidenlerin adaylığına
hemen açıklayacağız dedi. Ama geçmişten kötü olanlara ilişkinde yeni yöntemler belirleyeceğiz diye konuştu. Bizde olmayan belediyelerde birkaç formül uygulayacağız dedi. Aday çıkarmakta zorlandığımız yerler bile var maalesef diye konuştu. Yaygın yapacağımız şey örgüt denetiminde ön seçim, örgütümüze güveneceğiz dedi. Peki bütün büyük şehirlerde mi olacak? Bütün ilçelerde mi olacak? Bunu sorduğumuzda da Ankara, İstanbul ve Aydın adaylarını zaten açıkladıkları için buralarda bir anket çalışması yapmayacaklarını ifade etti ama geriye kalan 8 büyük şehir, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan 8 büyük şehir ve ilçelerde anketle birlikte örgüte soracaklarını ifade etti Özgür Özel. Şimdi bir iddia da vardı, bu iddiayı da sorduk. Neydi? Meral Akşener'le görüşme, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ittifak anlamında kapısını çalacak mı, görüşecek mi? Bu gündemdeydi. Hatta bugün bir işaret edilmişti ama bugün Özgür Özel Kıbrıs'ta şöyle söyledi. Geldiklerinde görüşeceğiz dedi. Bütün genel başkanlarla görüşeceğiz dedi. Ziyaret edeceklerini ifade ettiler. Geldiklerinde görüşürüz. Meral Hanım da ziyaret edeceğini söyledi ama randevulaşmadık dedi. Yani şu an için bir takvim söz konusu değil ama ilerleyen günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Özgür Özel'i de yan yana göreceğiz. Orada da konu elbette ittifaklar olacak. Zira 81 ilde müstakil gireceklerini açıklamıştı İyi Parti. Ama genel başkan değişikliği oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özgür Özel ikna edebilir mi bazı yerlerde? Gündem bu olacak. Diğer bir konu da grup gündeminde değişiklik. Böyle bir iddia vardı. Bilindiği gibi Burcu Köksal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu. Grup yönetiminde, grup başkan vekilleri düzeyinde bir değişiklik olabileceği iddia ediliyordu. Ama Özgür Özel bunu yalanladı. Burcu Hanım'a da söyledim dedi. Burcu Köksal'a da söylediğini ifade etti. Pazartesi sabaha kadar, yani kurultaydan bir gün sonraya kadar yapılan hiçbir şey için ceza vermeyeceğim. Ama siyaset yapış biçimimizi gözden geçiririz. Kurultay sürecinden kimseye fatura kesmemekte kararlıyız. Salonu terörize edenlere bile bir şey yapmıyoruz dedi. Zaten bu bekleniyordu. Özgür Özel genel başkan olmadan önce de, adaylığından önce de bunu söylüyordu. Kurultaydan sonra partinin evlatlarının hepsi partinin evlatlarıdır. Birlikte yola çıkacağız diyordu. Bunu grup başkan vekilleri düzeyinde de, yani en üst düzeyde de belediye düzeyinde de açıklamış oldu. Hiçbir şekilde dedi, siyaset yapış biçimimizi elbette gözden geçireceğiz ama hiçbir şekilde ceza vermeyeceğim diye konuştu Özgür Özel, İsmail Küçükkaya. Şeyma, seni birazcık daha tutacağım müsaade edersen. Çünkü 4,5 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz. Ve yerel seçimler Türk siyasetinin geleceğini çok yakından etkileyecek ve belirleyici olacak. Bu yerel seçimin kaderini de ittifaklık ilişkilerinin kurulup kurulmayacağı belirleyecek. Bu konuda bir haberimiz vardı. Onu izleyelim. Şeyma ile devam edelim. Bizim için değişen hiçbir şey yoktur. Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Hem Meral Hanım'la hem de yerel seçimde ittifak yapmamız gereken tüm siyasi partilerle görüşeceğiz. Kapılar açık, el sıkışmaya hazırız. İlkeli, şeffaf, iki tarafa da kazandıran bir ittifakı benimseriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan değişimin ardından yerel seçimlerde ittifak için gözler tekrar İyi Parti'ye çevrildi. Genel Başkan Meral Akşener seçime müstakil girme ısrarını sürdürse de CHP'den ittifaka kapıyı açık bırakan mesajlar peş peşe geliyor. Biz ittifak konusunda diyalog zemininin henüz kapanmadığını düşünüyoruz. Genel seçimle yerel seçim dinamikleri birbirinden farklı olan seçimler. Henüz ittifak zemininin diyalog konusunda kapalı olmadığını düşünüyoruz. Fikir ayrılığımız olduğunu gördüm. Önümüzdeki yerel seçimlerde özellikle İstanbul ve Ankara'nın ve diğer tabii ki büyük şehirlerde kaybedilmemesi gerektiğini, bunun muhakkak muhalefette kalması gerektiğini düşünüyorum. İyi Parti'nin ittifak konusundaki tavrı partide istifaları beraberinde getirdi. Önce Durmuş Yılmaz, ardından Bahadır Erdem İyi Parti'den istifa ettiklerini duyurdu. Bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı iddialar ve ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. İstifasının gerekçesini Halk TV'de açıklayan Erdem, Ankara ve İstanbul'da CHP ile ittifak yapılması gerektiğini savundu. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun açıklamalarına da yanıt verdi. Kürşat Zorlu'nun bu sözlerini kendi üstüme hiç alınmam. Zannediyorum benim istifa gerekçem tamamıyla ilkesel bir istifa gerekçesi. İttifak tartışmaları sürerken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. CHP lideri Özel'in İyi Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edeceği öne sürüldü. İkilinin yerel seçim ittifakını masaya yatıracağı iddia edildi. Özgür Özel'le CHP lideriyle konuştum.
İlk yurt dışı seyahatimi Kuzey Kıbrıs'a yapıyorum dedi. İsmail Bey dedi, bu bizim milli meselemiz. İddiaya göre görüşme çarşamba günü gerçekleşecekti ama çarşamba günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü. Özel, anlamlı günde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs'a yapmaya karar verdi. Adadan döndükten sonra da Akşener'le görüşeceği öğrenildi. Özel elbette görüşeceğiz dedi ama henüz tarih belirlenmediğini söyledi. Sayın Akşener'le